Geliyor bizimki. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Geldiğinde ortalığı yıkıyordu bence Ali'yi değil. Ve hepimizden hevesler çünkü Arif'in oyuna girmeye. Şşş, sessiz olun Nurcan. Şuna bak şuna, havasından da geçilmiyor. Ali'ye değilmiş sevgisi. Sokaktan çıkmaz oldu. Ne diyorsunuz siz? Yalan mı? Hadi inkar etsene. Hünkârın odasına girmedim de. Gidiyorum lakin... Bak işte kendi ağzınla itiraf ettin. Sen de cariyesin, kabul et. Öyle ortalarda muallime diye gezinme. Ben şimdisin. Ne oluyor burada? Size soruyorum. Ne oluyor? Muallimeye sorun Cevri Kalfa. Muallime mi dedim? Cariye diyecektim. Bana bak, anla. Seni dinliyorum. Nedir mesele? Hiç. Mesele yok Cevri Kalfa. İyi. Mesele yoksa herkes işinin başına. Hadi dedim. L'ambition ressemble au vent qui remplit le vol d'un bateau. S'il n'y en a trop, le bateau coule. S'il n'y en a pas assez, le bateau n'avance pas. İhtiras, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer. Fazlası gemiyi batırır. Azide gemiyi olduğu yerde tutar diye bitir söz. Hikmetli söz. Voltaire'in hakkı var kanaatimce. Peki sen ne düşünürsün? Hünkârımız ne derse isabet buyurur. Bir itirazın yok mu yani? Sen pek seversin bana muhalefet etmeyi. Haşa hünkârım. Arzu ederseniz devam edeyim. Bırak şimdi kitabı. Anlat bakalım gene ne derdin var? Yok hünkârım, bir derdim. Anla. Bütün harem ardımdan gıybet eder. Akşamları buraya geldiğim için hepsi beni cariyeni sanır. Bu kadar mı kötüdür cihan padişahının cariyesi olarak anılmak? Elbette kötüdür. Onca cariyenizin biri olarak anılmak benim için gürür kürüşüdür. Üstelik böyle bir şey yok. Düpedüz iftira. Sen de bunu mu dert edersin? Ederim elbet. Herkes böyle konuşurken şehzade ve sultanlara nasıl saydırırım kendimi? İstirham ederim. Buraya asıl geliş sebebimi açıklamama izin vereyim. Bu hususta daha önce konuşmuştuk Anna. Hiç kimse bana ders verdiğini bilmeyecek. Lakin siz sadece kendinizi düşünürsünüz. Kendimi düşünürüm ha. Ben seni burada tutabilmek için nelerle uğraşırım? Sen nelere takılırsın? Neden bu kadar zor? Bunaldım, usandım bu anlamsız kaydelerden. Madem bu kadar dert edersin, o vakit derslere son veririz, olur biter. Ne? Basbaya. Artık ders falan yok. Bundan sonra çocuklarla meşgul olursun. Kimse de arkandan dedikodu yapmaz. Hünkârım. Çekilebilirsin. Gülizar, vakit hayli geç oldu. Ne gelen var ne giden. Hünkârımız neden hala beni çağırmaz? Gel. Anlat Amber, neler oluyor? Sultanım, hünkârımız bu akşam da Muhallimi Hatun odasına çağırdı. Gitti deme sakın. Tamam demeyeyim. Amber, doğru dürüst anlat şunu. Gitti mi? Gitti. Gitmesine de girmesiyle çıkması bir oldu. Öyle mi? Öyle.
O gider gitmez de hünkârımız sizi çağırdı. Huzura beklerlermiş. Nihayet her şey aslına rücu ediyor. Gidelim Amber. Hünkârımızı bekletmek olmaz. O zaman ders yapmalıymış. Çok meraklıyım zaten. Ben mi biraz ileri mi gittim acaba? Heh, Anna. Hoşyar Sultan'ı gördüm demin. Havasından geçilmiyordu. Hünkâr çağırmış. Maşallah. Hiç vakit kaybetmemiş. Efendim? Çok iyi yapmış diyorum. Hı? Anna, senin istediğin de bu değil miydi? Böylelikle dedikodular da sona erer. Hı. Pekala oldum. Hasretiniz dağ gibi olmuştu hünkâr. Sizi çok özledim. Hasret güzel şeydir. İnsan elindekinin kıymetini daha iyi idrak eder. Bu yüzden mi çağırmazsınız beni epey zamandır? Gözüm yollarda kaldı hünkârım. Meşguliyetim vardı onda. Şimdi buradasın ya. Şehzadem nasıl? İyi. Lakin muallimeden şikayet eder. Yine mi muallime? Onun ne şikayeti var? Ders yapmazlarmış. Sadece Abdülhamit olsa yine iyi. Diğerleri de pek şikayet eder. Ben de kendi gözlerimle görürüm ki dersler gayri ciddi geçer. Böyle nasıl devam eder bilmem. Ağalar da şikayet eder. Ya. Hünkârımızın kanaati nedir bu konuda? Şimdilik umduğum gibi gitmez. Evlatlarımın talim ve terbiyesi benim için her şeyden evvel gelir. Sen de bilirsin. Lakin eğer muvaffak olamazsa çare yok. Bu saraydan gider. Oh! Efendim, sen Hasoda'yı mı gözetlersin? Ne münasebet canım. Ben boğazdan geçen kadirgalara bakarım. Bak, bakıyorum misal. Lakin şu an geçmez. Ve subhanallah. Bak üşüteceksin, gir içeri, giriyorum ben. Tamam tamam, ben de gelirim birazdan. Galiba orada var. Aa, Anna değil mi şu? Ta kendisi. Gelin şuna bir oyun edelim de aklı başına gelsin. Bizimle uğraşmak neymiş anlasın. Ne yapacağız? Bak, ne oluyor bana? Aklı mı kaçırıyorum herhalde? Kendini gel anla. Ne oluyor orada? Siz ne yaptığınızı sanırsınız? Bir ses mi işitirim yoksa bir kuş mu cik cik eder? Açın kapıyı. Açın dedim. Ne muazzam bir Latife. Lakin artık yetişir. Açın kapıyı. Kimse yok mu? Ay biri! Andira!
güvercin işte. Yuvasını özlemiş, gelmiş buraya türemiş. Döşekte de uyumaya alışkın değil tabii. Uyanmıyor da şaşkın. Neyse, Allah'tan dala değil de buraya türemiş. Şşt. Şşt. Neredeyim ben? Balkondasın güvercin. Anna, bu nasıl iş? Kapı kilitliydi. Kim kilitledi seni buraya? Bir düşüneyim. Kimdi bu acaba? Ben nereden bileceğim? Sen söyleyeceksin, ben cezalandıracağım. Şu an hatırıma gelmiyor. Ben en iyisi bir düşüneyim, seni haberdar edeyim. İyi, düşün o vakit. Kim yaptıysa bu eşek şakasını, cezasını çekmeli. Elbette. Hadi siz de içeri. Hastalanmasa bari şaşkın. Muallime, gözünü seveyim bir şey deme Cevri kafaya. Vallahi sonra bizi diri diri gömer. Onu yaparken düşünecektiniz. Ocağına düştük, biz ettik sen etme. Ne istersen yaparız. Tamam, söylemeyeceğim. Lakin bir şartım var. Dile bizden ne dilersen. Gelin benimle. Hayırdır, bir yere mi gidiyorsun? Hünkâr'a göreceğim. Hani çağırmayacaktı artık, görmeyeceğim demişti. Çağırmadı zaten Alper'i, ben kendim giderim. Madem çağırmadı, neden gidiyorsun? Gidiyorum çünkü gitmem lazım, işte o kadar. Tamam kızma, sustum. Lakin bu hallerine hiç mana veremiyorum, bilesin. Bak, anlatmak istediğim bir şey varsa dinlerim. Anlatacak bir şey yok. Hayrola güvercin, beni ararmışsın. Andira, sana bir işim düştü. Hünkâr'a görüşmem şart. Öyle mi? Dur çağırayım gelsin. Hünkârım! Şaşırdın herhalde. Öyle her istediğinde hünkârla görüşemezsin. İyi peki. O zaman ben kendim giderim. Aman dur, dur, dur. Aman be. Aman münasebetsiz. İyi, düş peşime. Fırınlar hararetle çalışmaktadır hünkârım. Ali bu gece evine sıcacık ekmeğini götürecek Allah'ın izniyle. Âlâ. Lakin yetmez. Bu işin müsebbipleri derhal bulunmalı ve tez vakitte cezalandırılmalı. O mevzuyla alakalı da malumat edindik. Toptancılardan unları alanlardan biri Aksak Arif diye bir yeniçeri. Karaköy'de gittiği kahvehaneye ve bekar odalarına bakıldı ama bir zamandır sırra kadem basmış. Belli ki iyi saklanmışlar. Bu yılanı deliğinden çıkarmak icap eder. Gel! Hünkârım. Bir adam düşün Namık. Yeniçerinin ve ahalinin tanımadığı biri. Trakyalı, saf, akça pakça bir tüccar. Bu adam düğününde ziyafet verecek olsa, bir çuval una kese kese altın saysa, bu Arif denilen hain çıkarmaz mı burnunu saklandığı delikten? Çıkarır hünkârım, çıkarır. Lakin bu tüccar kim olacak? Ben sonra mı gelsem? Kim olacak? Tabii ki Amber. Hünkârım, beni mazur görseniz... Sen bana karşı mı gelirsin? Haşa! Öyle gibi mi oldu? Biraz. Yok, niye karşı geleyim? Ferman padişahımızındır. Âlâ. O vakit tafsilatı Namık Paşa ile aranızda konuşursunuz. Sen niye gelmiştin? Ha, muallime huzura çıkmak ister. Mani olamadım.
Gelsin bakalım. Aşk olsun güvercin. Sana yardım edeceğim diye kendimi ne hale soktum. Ne, hadi gir, bekliyor. Sağ olun Bira. Muallime Hatun. Ne oldu, niye geldin? Pek derde derdin arkandan ne diyecekler diye. Ben o mevzuda yanıldığımı fark ettim hünkârım. Öyle mi? Evet. Ben kendimi bildikten sonra kimin ne dediğin ne önemi var. Beni affedersiniz, derslerimizi devam etmek isterim. Affetmek değil. Lakin bu hırçınlığına başımız dertti. Haklısınız. Haddimi aştım. Lakin... Anlayayım mısın? İyiyim, iyiyim. Demek ki istediğim şey... Anna! Anna! Zahir! Zahir! Buyurun hünkârım. Çabuk hekim başını çağır. Çabuk! Baş üstüne kızlar. Nasıl geçiyor muallimeyle dersler? Bugüne kadar pek söz geçiremedi bize. Lakin bugün bir başkaydı. Dedikleri tesir etmedi desem yalan olur. Gülfinan, ne çabuk yelkenleri suya indirdi. Gayemiz o muallimeyi yollamak değil miydi? Sen de bilirsin ki Anna fena bir muallime değil. Bence bir fırsat vermeliyiz. Fırsat hak edene verilir. O muallime daha yerini idrak edemedi. Lakin ben ona idrak ettirmesini bilirim. O nasıl söz öyle Saliha? Bir daha böyle lakırdılar işitmeyeyim senden. Muallimeye hürmette kusur etme. Hünkârımız pek kıymet verir ona. Verir vermesi ne de? Dün gece hünkârımızın da buyurduğu gibi... eğer vazifesinde muvaffak olmazsa... saraydan gitmek mecburiyetinde kalır. Ne oldu Aşıpcan? Şaşırmış gibisin. Bir güvercinin gelip bir anda yerime geçebileceğini mi sandın? Hünkârımızın kalbi de, yatağı da ebediyen sadece benim. Harareti çok yüksek hünkârım. Bu verdiğim ilaçlar sabaha Allah'ın izniyle düşürecektir. Sebebi nedir? Belli ki üşütmüştür hünkârım. Pekala. Sen çıkabilirsin Behçet Molla. Kasım'a Anna Hatun odasına nakledin. Derhal. Dur Kasım'a. Şimdi yerinden kıpırdatmayalım. Bırakalım istirahat etsin. Elbette hünkârım. Lakin hastalık size bulaşırsa diye korkarım hünkârım. Çıkabilirsin Cevri Kalfa. Thank you.
Acaba başka gerdanlık mı taksam? Hünkârımız en çok hangisini beğenir? Kanaatimce bu gerdanlık bu esvabınızla çok mütenasip oldu sultanım. Sen Mısır'dan gelen zümrüt kolyemi de getir. Ona da bir bakayım. Bu sesler ne? Söylediklerimi iyice işittiniz değil mi? İşittik Cevri Kalfa. Ne oluyor Cevri Kalfa? Ne bu telaş? Malime Hatun bayıldı. Ne olmuş? Nesi varmış? Hekim başı üşütmüş der. Hünkârın odasında istirahatte. Hünkârın odasında mı? Orada bayılmış. Ben de odasına götürelim dedim. Lakin hünkârımız müsaade etmedi. Hünkârımız pek merhametlidir. Neyse. Yarın sabah şifa bulur herhalde. Beni haberdar edin. Elbette sultanım. Fazla hafife aldım. O hatun yarından tezi yok. Bu saraydan gidecek.